Efendim, insan bu konu üzerinden çıkmak istemiyor. Hep bu konu üzerinde konuşmak istiyor. Ama müsaadenizle böyle bir yine aile yapısıyla alakalı bir soru soracağım. Ondan sonra yine hani dönmek isteyen dönebilir. Şimdi anne ve çocuklar arasında veya baba ve çocuklar arasında iletişim bozukluğundan veya işte eğitimsizlikten dolayı kaynaklanan küfürleşerek konuşma Allah Allah. çok yaygınlaştı şu anda. Birbirlerine hakaretvari ifadelerle bir anlayış, hem gençlerin pohpohlanması özgürlük adı altında hem de anne babanın İslamsızlaşma ile alakalı bir durumu söz konusu. Bu konuyla alakalı, çünkü çoğaldığı için, böyle sorular da çok geldiği için size yöneltmek istedim Sultanım. Şimdi cahiliye zamanına baktığımızda yani Kur'an'dan uzak, Allah'tan uzak. Ya Kur'an zaten henüz gönderilmemiş, peygamber gönderilmemiş. Cahiliye ahlakına baktığımızda orada bile bir örf gereğince ne vardı? Baba evlat ilişkisi vardı yani. Dikkat ediyor musunuz? Bak örf gereğince. Hatta o günkü şartlarda bile ne vardı? O günkü şartlarda töre gibi bilmem ne. İşte başka bir ifadeler kullanıyorlar. Ondan sonra yine bir şey vardı. Örfleri, adetleri, kanunları. Ama şimdi öyle bir hale getirdiler ki işi, öyle bir hale getirdiler ki kardeşim, bu örfü de kaldırdılar bu konuda. Adetleri de kaldırdılar. İslam zaten yaşamıyorlar, yaşamıyorlar. Ya bak tekrar ediyorum. Biraz şöyle mazimize baksak yine köylerimizde, ondan sonra ilçelerimizde, illerimizde, belli illerde baba, evlat, aile ve hep bir aile ne var? Bir mefhum var diye. Dikkat ederseniz yani. O örf gereğince bile birbirine bir damat saygı vardı. Ama bu sosyal medya ile bir girdiler piyasaya. Sosyal medyayla bir girdiler köylerimize, ilçelerimize, illerimize, her tarafa bir girdiler. Artık ne örf kaldı, ne adet kaldı, ne İslam kaldı demiyorum, zaten yoktu o, zaten yok yani. Artık öyle bir hale getirdiler ki herkesi, bak cahile zamanında bile böyle bir durum yoktu yani. Şu anda artık onun ötesine geçtik yani. Bilmiyorum, anlatabildim mi? İyi düşün bunu. Evet. İyi düşün. Şu adam diyor ki cahiliye döneminde böyle vardı. Yoktu. Yoktu. Çünkü bak o zamanın özelliklerine, adamın çocukları çoksa diyor, o övünürdü, benim çok çocuklarım var diyor. Eğer normalde çocuklar onu tanımıyorsa bunu övünme şansı var mıydı? Mümkün, nasıl övünecekti? Anladın mı? O yüzden şimdi bu sosyal medya ile çıplaklığı, kendi adı altında özgürlük diye bir ifade kullanan tamamen yalan. Sapıklığı yani kısacası. Her türlü pisliği her yere ne yaptılar? Soktular yani. O yüzden bizim şu anda bütün Müslüman kardeşlerimize, hatta yetkililere, ya bu konularda mutlaka kısıtlama getirmeniz lazım. Böyle kalkıp da her şeyi sergilemek, her şeyi, bu özgürlük değil. Bu tamamen ahlaksızlık. Buna tamamen adetlerimizden, örfümüzden, insanlarımızı, İslam'ımızdan demiyorum ya, Müslümanlıkla zaten alakası yok ya. Her şeyimizi uzaklaştırma var yani. Çünkü bizim adetlerimiz, örflerimiz yandan da olsa biraz İslam'a yine yakındır şey olarak. Olmayanlar zaten var. İtiraz etmiyorum. Onları zaten kabul etmiyoruz. Ama en azından bu halde değildir ya. Ya bu halde değildir be kardeşim. Ama şimdi işi o hale bir hale getirdiler ki ne anne tanıyorsun, ne baba tanıyorsun. Ne kardeş tanıyorsun, ne aile tanıyorsun. Hiçbir şey tanımıyorsun. Ya hiçbir şey tanımıyorsun. Eskiden bak geçenlerde bir olayla karşılaştık biliyorsunuz. Hepimiz beraber yaşadık. Yani çok özür dilerim, ağzıma bile almak istemiyorum ama. Babasını arıyor çocuk. Çok özür dilerim, cinsiyet değiştirme meselesi. Ya baba kahroldu ya. Ya baba kahroldu ya.
Bak o çocuk da ama neyi biliyor? Ya bu aileye bu hareket ne yapmaz? Yakışmazı biliyordu ya. Ama şimdi bak onu da yırttılar işte. E neyi de yırttı bunu? Bunun da yırttı işte. Ya çünkü insan ne vardı? Ya benim aileme, benim babama, benim anneme, benim kardeşlerime bu ne yapmaz? Bu hareket yakışmaz ya. Bu tavır yakışmaz ya. Ya bu duruş yakışmaz ya. Ya Allah'ı, peygamberi, kitabı bıraktım, yanlış anlamayın. Bıraktım derken bırakmayız da şimdi manada söylüyorum. En azından böyle bir adet var. Şimdi onları da sildiler, süpürdüler, perişan ettiler. İşte o yüzden bu sosyal medya, bu bilmem neler 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 işte. Ondan sonra bunlar öyle bir girdi ki Türkiye'ye. Zamanın birinde bir tane bakanın ağzından duydum bu ifadeyi. Diyor ki anneler babalar diyor çocuklarını korusun diyor. Ya gülüyorum ya sana. Ya sana gülüyorum ya. Sen bakan olarak nasıl bunu söylersin ya? Nasıl? Sen diyemiyor musun kendine dese ben bu evlatları, bu insanları gerçekten Türkiye'de sosyal medya ağlarıyla alakalı hakikaten engelli olayım, bunları engelleyeyim bunları. Çocuklara bu şekilde şey sunup yapamasınlar ya. Onu demiyorsun sen. Kalkmışsın diyorsun ki sen söyle anne baba. Anneyi babayı garibi dinleyen mi kaldı? Dinlememesi için elinden geleni yaptın. Bir kız çocuğuna bir defa şunu öğrettin ya. Baba diyor, bak FM TV'de ben konuşmalar yapıyorum işte biliyorsun arkadaşlar bile. FM TV'de yani bizi dinleyen kitlenin geneli illa şey vardır ama geneli ehli imandır yani. FM TV'de kız diyormuş ki babasına 16 yaşında kız. Bak 16 yaşında kız. Gece 1'de diyor aradım diyor. Hocam bana diyor ki diyor baba anlarsın ya diyor. Anlarsın demek. Yani niye arıyorsun beni yani? Eğer üzerime gelirsen seni şikayet ederim. Ne diye şikayet edecek? Baba iftira atacak. Baba anlarsın ya diyor. Gece 1 diyor. Çocuğu eve getirtiremiyorum hocam diyor. Bak neyi öğretmişler bu çocuklara ya? Bak bu çocuklara neyi öğretmişler ya? E böyle olunca bu sefer ne anne dinler, ne baba dinler, ne onu dinler, ne bunu dinler. Allah gerçekten halkımıza uyanmayı nasip etsin inşallah. Her türlü olumsuzluklardan muhafaza etsin inşallah. Kayırsın inşallah diyorum. Yani o yüzden bana göre yetkililer bu işe çare bulması lazım. Hangi işe? Yani gerçekten bu sosyal medyanın evlatlarımızı, gençliğimizi bu şekilde yönlendirmesinden mutlaka çare bulmak lazım. Ben bu işi okullarda yapacaklarını düşünmüyorum. Ha şöyle yaparlar. Şöyle yapılabilir. Nasıl? Hep beraber. Şöyle yapılabilir. Nasıl? Hep beraber. Yani okullarla beraber. Anladın mı? Medreselerle beraber. Halkla beraber. Yetkili hep beraber bilgilendirerek bize zararlı. Bunlar bize zararlı. Bilgilendirerek hep beraber. İHSİHA'da çalışan bir tane mühendis kardeşimiz var. Geldi. Çok güzel anlattı. Çok güzel anlattı. İHA ile SİHA öyle bir anlattı ki. Ben etkilendim açık söyleyeyim. Yani. Dedim kardeş. Bir saatten de fazla dinledim ona. Böyle böyle. Şey gibi dinledim onu yani. Bir saatten fazla diyorum sana. Sonra dedim ki ona. Kardeş dedim. Allah çok etkilendim. Tebrik ederim. Harika bir iş yaptınız. Çok güzelsiniz. Bunu kabul ediyorum dedim ya. Ve tebrik de ediyorum sizi. Ama merak ettiğim bir şey var dedim ya. İHA SİHA ne kadar lazımsa sosyal medya ağlarında o kadar size fazlası lazım. Bu konuda nasıl bir çalışmanız var dedim. Dünya artık savaş yok demiyorum. İlla savaş var ama dünya artık sosyal medya üzerinden çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden alıyor dedim yani. İnsanları yönlendiriyor. Kendi çocuğumuzu buradan bize düşman ediyor dedim yani. Evet. Silah lazım. Silahsız olmaz. Ama gerçekten asıl bak çoluğumuzu çocuğumuzun itikadını çoluğumuzun çocuğumuzun gerçekten yönlendirmesini
Elimizden alıyor dedim ya. Buna nasıl bir çare buldunuz? Tık, cevap yok. Bunu da ben mi yapacağım dedim. Ben demedi Allah için. Yaptım başkalarını. Demedi Allah için. Ama yok, cevap yok yani. Ya Rabbim inşallah çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza etsin. Yine tek çare Kur'an'la tanıştırmak. Bir ailede huzur arıyorsak, çoluğumuzla çocuğumuzla güzel geçim arıyorsak tek çare Kur'an'la tanıştırmak. Çünkü Kur'an'ı alayım şu anda. Mevla Teala evladı ne diyor? فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنَ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Düşünsene çocuğun 3 yaşında, 4 yaşında olmuş, sen buna annene babana öf bile demeyeceksin diyor Mevlamız. Seni hayata gelmene vesile olan, senin doğduğunda hayatının hayranında seni aman gözeten annene babana öf bile demeyeceksin. Bu şekilde onu yetiştirmeye kalkarsan bu sefer ne olur? Zaten o yaşlarda çocuk onu ne yapar? Alır. Benimser. Bir defa onu atması bir defa kolay olmaz. Atamaz yani. O sevgi onu. Çünkü Allah'la tanıştırıyorsun. Peygamberle tanışıyorsun. Allah da ona göre ona ne yapıyor? Sevgiyi veriyor. Bu sefer de son derece sen söyle kaliteli yetişir. Ama sen Allah'la tanıştırma, peygamberle tanıştırma, sosyal medyayla tanıştır. Ondan sonra da olacağı bu. Allah'a hepimiz olamazız. Amin. Amin.